termik santralleri düzenlemesinin ardından üretim 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştu. Sivas Kangal Termik Santrali bu aşamanın ardından baca gazı arıtma sisteminin santralde kurulumunu tamamladı. Bu çalışmanın ardındansa Çevre Bakanlığı'na santralin tekrar açılması için müracaatını yaptı. Milli ekonominin lokomotiflerinden olan Seyit Ömer ve Tunçbilek Termik Santralleri de baca gazı arıtma sistemlerini tamamlamasının ardından yeniden üretime geçmek için gün sayıyor. Kütahya'da bulunan Seyit Ömer ve Tunçbilek Termik Santralleri de bu kapsamda baca gazı arıtma sistemleri yapım aşaması için üretimine ara vermişti. Santraller çalışmamasına rağmen hiçbir çalışanını mağdur etmeyen Seyit Ömer ve Tunçbilek Santralleri bu süre içerisinde son teknoloji Dry FGD baca gazı arıtma sistemlerini tamamlayarak çevreye daha duyarlı hale geldi. Kurulan bu teknoloji, dünyada düşük kükürt emisyonu olan birçok santralde kullanılan bir teknoloji iken, Seyit Ömer ve Tunçbilek Termik Santrallerinde de kurulmuş olması memnuniyet yarattı. Sevindiren gelişmeyi Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürü Orhan Kırca duyurdu. Avrupa standartlarında son teknolojiye göre de dizaynını yaptığımız bu sistemimizin başlangıcında yoğun bir fizibilite çalışması yaptık. Kurulan sistem ile santralımızda baca gazını arıtırken yüksek ve kapasite çalışması için sistem ile santralımız arasında en optimum olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu daha önce dizaynı yapılan bu sistemlerdeki ekipman ve malzemeler santrallarımıza bir an önce getirilmiştir. Santrallarımızın ekibiyle bu çalışmalar sistem yerine kurularak bir an önce bitirilmiştir. Her iki santralımızda da baca gazı arıtma sistemi tamamlanmıştır. Seyit Ömer Termik Santrali Genel Müdürü Süleyman Memiş ise Dry FGD baca gazı arıtma sistemlerinin nasıl çalıştığı hakkında bilgiler verdi. Sistemin tam bir çevre dostu olduğunu söyledi. Bu tanklardaki sodyum bikarbonatı pülverize olarak, kuru olarak bu noktaya indiriyoruz. Bu gördüğümüz blower'larla, üfleyicilerle hücre tekerlerine dökülen sodyum bikarbonatı şu gördüğümüz hat yoluyla ta kazan ünitesine kadar gönderiyoruz. Dolayısıyla kanallarda bizim tabii kazandan iki tane büyük kanal var. Bu kanallara gönderdiğimiz sodyum bikarbonat 4 noktadan bu kanallara enjekte ediliyor. Dolayısıyla tabii o noktadaki nozullar ve basınçlı hava yoluyla da kanalın içerisindeki gazın içerisinde homojen olarak dağılımı sağlanıyor. Ve ortaya çıkan reaksiyon sonucunda da gazın içerisindeki kükürdü tutmuş oluyoruz. Yani sistemin en önemli avantajı herhangi bir atığı, çevreye bırakacağı herhangi bir atık maddesi yok. Bu yönüyle de çok temiz bir teknoloji. Süleyman Memiş, baca gazı arıtma sistemleri yapım aşamasında santral çalışmamasına rağmen çalışanları mağdur etmediklerini özellikle söyledi. Personelimizin mağduriyeti konusunda da hassas davrandık. Yani Ocak ayından beri personelimize gene maaşlarını hiç eksiltmeden ödemeye devam ediyoruz. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Öncel, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu hatırlattı. Bu santrallerin bir an önce üretime yeniden başlaması gerektiğini söyledi. Kütahya bir maden şehri. Bu maden şehri olması dolayısıyla ana sektörlerden bir tanesi enerji ve kömür üretimi olarak gerçekleşmiş. Daha önce sadece kömür üretimi yapılır iken, daha sonra bu kömür üretiminin normal sanayide ve evlerde kullanılmayacak kısmında termik santrallar vasıtasıyla enerjiye dönüştürülmesi programdır. Ve çok ciddi tesisler yapılmış. Yıllarca bu tesislerde Türkiye'nin enerji tüketiminin büyük bir bölümü sağlanmış. Şimdi en büyük özelliğimiz neydi? Milli enerji diyoruz. Çünkü biz enerjide büyük çapta olarak dışarıya bağımlıyız. Hem kömür olsun, hem petrol olsun, hem doğal gaz açısından olsun, hep dışarıya bağlı kalmışız. Ancak tabii bu topraklarımızın altında yatan milyon ton kömür ve enerji kaynaklarını bir şekilde aktif hale, kullanılabilir hale getirmek için bu santrallerimiz kuruldu. İnşallah en kısa zamanda bu tesislerimiz faaliyete geçer. Çünkü bunlara ihtiyacımız var. Şu anda devletimizin her türlü paraya ihtiyacı var. Dışarıdan
aldığımız petrol, dışarıdan aldığımız doğalgaz ki elektrik sektörümüz şu anda oldukça doğalgaza bağımlı santrallerle üretiliyor. Bu santrallerimizi açıp hem Kütahya'mıza hem milli ekonomimize çok ciddi şekilde katkısı olacağına inanıyorum geçmişte olduğu gibi. Baca gazı arıtma sistemlerinin tamamlanmasının ardından termik santrallerinin yeniden üretime başlaması için Çevre Bakanlığı'na müracaat yapıldı. Binlerce işçinin gözü kulağı bakanlıktan gelecek olan açıklamaya çevrildi. Çevre Bakanlığı'ndan gelecek onay sonrası Seyit Ömer ve Tunç Bilek termik santrallerinde üretim kaldığı yerden devam edecek.